nerede ki bu ya? Naz Hanım, yetişin. Hemen gelmeniz lazım. Ne oldu? Hemen gelmeniz lazım. Burcu, ne oldu? Sizin gelip görmeniz lazım. Ne oldu? Çok... Ne oldu? Sürpriz! Tebrik ederiz Naz Hanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım çok mutlu olursunuz. Darısı da bizim başımıza artık. Arkadaşlar, magazine de haber verdik değil mi? Birazdan Taylan Bey de gelir. Naz Hanım'la birlikte basın selamlarlar malum. Öyle her şeyi büyük büyük yapmak lazım. Fırat Bey ve yersiz şakalarım. Naz Hanım, Taylan Bey göndermiş. Heh, kendisini andık ya. Şişe de hemen peşine geldi. Bu anın bir an önce gerçek olmasını diliyorum. En kötü gününüz böyle olsun Naz Hanım. Artık camdan fanusunuzun içerisinde dertten tasadan uzak mutlu mesut yaşarsınız. Sizin bu fanuslar güvenlidir de zaten. En fazla toz olur o kadar. Ama siz hiç merak etmeyin. Taylan Bey hepsini hallettirir sizin için. Bebekler gibi bakar size. Her an ilgisi tamamen üzerinizde artık. Oh ne güzel. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Yalnız ben bunun tadına şimdi bakamayacağım. Çünkü acil bir işim çıktı. Ellerinize sağlık. Duramıyorsun değil mi? Hı? Sen gazı aldın mı dümdüz devam. Naz. 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 Çok şımarık bir çocuktun değil mi? Ne? Herkesin göz bebeği. Camı çerçeve indirse herkesin gülüp geçtiği. Ne alakası var? Çok alakası var. Haddini aşacağını asla göremiyorsun. Canın ne isterse onu yapıyorsun. Naz bir sakin. Bir daha sakın personelin önünde böyle bir şey yapmaya kalkma. Duydun mu şef? Sakın. Ayıp ayıp utanmıyor musun? Kaç yaşına gelmişsin? Hala öğrenememişsin çiçeğin koparılmayacağını. Yok ablacığım koparmak yok dikmek var. Dikmek var koparmadım diktim. Kızın kendisi çiçek gibi zaten. Sen ne diye çiçek koparıp veriyorsun? Bak kızım bir daha böyle bir şey yaparsa hemen terk et bunu. Bu güzel kızı böyle çiçekle böcekle değil yüreğinle sev. Bak o seni öyle seviyor. Gözlerinden belli. Sen şimdi hemen o çiçeği yerine dikiyorsun. Tamam ablacığım. Ağzından daldım. İyi misin? Niye geldin? Biraz oksijen alayım dedim. Malum bu aralar beynime pek gitmiyor. Bu aralar mı? Haklıydın. Bana çocukken kimse kızmadı. Herhalde o yüzden özür dilemeyi beceremiyorum. Baksana bir çiçeği kopartıp vermeyi bile beceremiyorum. Zorlarsan öğrenirsin. Dene bence. Eşeklik ettim. Aferin. Çabuk öğreniyorsun. Gözlerin güneşte sulanır. Herkesin sulanır. Benim sulanmaz. Sen söyledin ya işte. Ben o sokaklarda koşan çocuk güneşin altında bütün gün top koştum.
Güneşi seviyorsun o zaman. Yani benim büyüdüğüm yerde güneşten kaçmak pek mümkün değil. Can açıldı mı sen? Açılmadı. Ama açılacak. Teyzen üzülüyor. Alo? Tamam. Gerçekten mi? Süpersin. Tamam. Aynen, geliyorum ben. Yok, hemen geliyorum. Görüşürüz. Evet, dediğim gibi 2 ay sonra ayın 20'sinde bir saatlik bir boşluğu var. Tamam, ben müsaitlik durumuna göre haber veririm öyleyse. Adama bak be, bir an bile boşluğun yok. Neyse, biz daha önceden ayarladık, yırttık. Fırat. Ben sana tamam dedim ama kanalımız önce çekim takvimini değiştirdi. Gözünü seveyim Ayşe. Bula bula bugünü mü buldular? Vallahi ben elimden geleni yaptım Fırat. Ama Ardaşef'in takvimi aşırı yoğun. Ya domino taşları gibi düşün. Tek bir şeyin yeri değişse her şey dağılıyor. Ayşe, benim için bu kadar önemli olmasa gelip senin vaktini almazdım. Bak hayat memat meselesi, rica ediyorum. Pardon, bunu düşürdünüz. Teşekkürler. Fırat, adamın nefes alacak vakti yok. Yoksa ben neden yardım etmeyeyim sana? Ayşe bak, o 2 ay sonraki boşluğu bugüne al. Dile benden ne dersin? Yok artık. İnan o bir saat bir sürü insan hayatını değiştirecek. Senin yapamayacağını düşünseydim çıkıp buraya kadar gelmezdim Ayşe. Lütfen. Ne diyorsun? Hah, herkes tamam. Ne oldu? Niye topladın hepimizi buraya? Size harika bir haberim var. Hayırdır? Bu akşam çok önemli bir konu ağırlayacağız. Kimi? Hazır mısınız? Menümüzü tatmaya Arda Türkmen geliyor. Ne? Nasıl ya? Arda Türkmen. Bir dakika, bildiğimiz Arda Türkmen mi? Aynen öyle. Bu akşam mı? Evet. Ama nasıl yetişeceğiz ki? Hadi, hızlı olursak hazırlanırız. Menü için konuşacağız. Hadi dostlar. Ben de yukarıdaki ekibi organize edeyim izninizle. Müzik